Arkadaşlar merhaba. Amerikan Kültür Kolejleri Türkçe öğretmeni Ülkü İnceoğlu. Bugün sizinle çalışkan deneme 2'yi çözeceğiz. İlk sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizgi sözcüklerden hangisinin cümleye kattığı anlam yanlış verilmiştir diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Çekmecesinde dokunulmamış bir kutu duruyordu. Duruyordu bir yerde olmak veya bulunmak. Doğru. Kır saçlı postacı bulmacayı çözmüştü. Bilinmeyeni, gizli olanı bulmak. Doğru. Son haber iyiden iyiye rahatını kaçırmıştı. Görünmeden gitmek. Hayır. Olayları görünce oradan kaçtı. Böyle bir cümle olması lazım ki görünmeden kaçmak anlamında kullanılmış olsun. Cevabımız C ama yine D'ye bakalım arkadaşlar. Nehirler uzun bir yolun ardından denize ulaşıyor, denize katılıyor, dökülüyor anlamında. Bu da doğru kullanılmış. Cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuz, bu metindeki altı çizili sözün metne kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Büyüklerin gururunu okşamayı, onları sevindirmeyi çok önemserdi. Ailesini üzmez, nabza göre şerbet vermeyi de iyi bilirdi. Ziyaretini bitirip giderken hoşça kalın, ben gidiyorum demez. Hoşça kalın, yarın yine gideceğim derdi. Şimdi arkadaşlar, nabza göre şerbet nedir? Aslında bu bir nabza göre şerbet vermek bir deyim. Hoşa gidecek şekilde davranmaktır aslında. O zaman cevabımız zaten burada verilmiş. Cevabımız Adana. Üçüncü sorumuzda bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerin hangisi getirildiğinde sözcük mecaz anlam kazanır. Mecaz anlam biliyorsunuz gerçek anlamdan tamamen yoksun olan, gerçek anlamın dışında kullanılan demektir. Mermerleri temizlemek için kirlenmesini beklemek zorunda değilsiniz. Mermerler her yıkanışında daha temiz, daha ışıltılı olur düşüncelerimiz gibi. Bir konu üzerine ne kadar çok, ne kadar uzun düşünürsek o kadar nokta nokta fikre sahip oluruz. O kadar iyi olmaz, o kadar değerli olmaz, o kadar yararlı olmaz. Ama o kadar parlak sözcüğü getirildiğinde cümlemiz mecaz anlamda oluşur. Cevabımız Deniz'de. Dördüncü sorumuz bir söz sanatı. Hemen hemen her denemede söz sanatına yer veriliyor arkadaşlar. Dolayısıyla artık yanlış yapmamanız gerekir. Gökteki yıldızlar kadar sayısız, ah yurdumun kimsesiz ve yoksul çocukları. Gökteki yıldızlar kadar sayısız. Bunun altını bir çizelim. Anladım. Farkınız yok koparılmış başaktan. Alın bu yüreği benden. Alın bu gözleri artık. Utanıyorum yaşamaktan. Bir de şurada farkınız yok koparılmış başaktan dediğimde. Şimdi gökteki yıldız kadar sayısız olması bu bir mübalağa, abartma. Burada bir abartma var. Farkınız yok koparılmış başaktan nedir? Başağa, koparılmış bir başağa benzetiliyor. Burada da bir benzetme var. Bakalım şıklarda abartma ve benzetme nerede var? C şıkkımızda var. Cevabımız C oluyor. Beşinci sorumuz bir paragraf sorusu. Bu metnin yazarının geçmişin kaynağı ifadesiyle kastettiği tür aşağıdakilerden hangisidir? Hiç geçmişin kaynağına bindiğiniz oldu mu? Ben sık sık biniyorum. Eski günler denizinin kıyılarında geziniyorum. Yürümeye yeni başladığım günler, siyah okul önlüğü giydiğim günler gözümün önünden geçiyor. Geçmişin kayığı dediysem de bu gerçek bir kayık değil. Yaşadıklarımı kaydettiğim bir defter. Tabii geç başlamışım yazmaya. Bazı yaşantılarımı hatırlayamıyorum. Bence siz hiç geç kalmadan yazmaya başlayın. Şimdi arkadaşlar bu metinde, bu paragrafta anlatılan tür tabii ki anıdır. Çünkü ana nedir? Geçmişte başımızdan geçen olumlu, olumsuz herhangi bir olayın anlatıldığı yazı türü. Cevabımız Bolu. Altıncı sorumuza devam ediyoruz. Bu metinde koala ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Koala otçul hayvan türlerinden biridir. Kalın ve kuyruksuz gövdeleri, yuvarlak ve tüylü kulakları, tahta çorba kaşığını andıran burnuyla dikkat çeken bir hayvandır.
Koala binlerce yıl insanlar tarafından avlanmış, mitolojilerde ve mağara sanatlarından tasvir edilmiştir. Her yerde ve neredeyse 20 saat uyuyabilen bu canlılar ne yazık ki günümüzde yaşam alanlarının yok olması gibi sorunlarla karşı karşıya. Nerede yaşadıklarını pek metin okuduğumda göremedim arkadaşlar, ama diğer şıklara da bir bakalım. Neyle beslendiklerine nerede yazıyordu arkadaşlar? Hemen bakalım. Otçul diyor, otçul. Ot yiyorlar. Bazı fiziksel özelliklerini, evet. Kalın ve kuyruksuz gövdeleri, yuvarlak ve tüylü kulakları, tahta çorba kaşığını andıran yani benzeyen burunları var. Bu da var. Yaşadıkları problemler zaten son cümlede var. Ne demiş? Ne yazık günümüzde yaşam alanlarının yok olması gibi sorunlarla karşı karşıya denmiş. Ama bize nerede yaşadıkları ile ilgili tam bir bilgi verilmemiş. Cevabımız Adana. 7. sorumuz yine bir metin sorusu. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Tabii konu dediğimizde daha çok içerik, yani neden bahsediliyor, ona bakacağız. Ninnilerimiz annelerin uyumayan yavrularını uyutmak, ağlamalarını dindirmek için sabır ve şefkatle dokudukları kilimler gibidir. Anne gün olur bebeğinin ağlamasından yüreğinin parçalanmasını, gün olur evladından gelecekte dilediklerini, gün olur gurbete para kazanmaya giden eşinin hasretini, gün olur evladına verdiği değerini ninnisine yansıtır. Bahçede incir ağacı, yavrum başımın tacı, her derdimin ilacı, ninni yavrum ninni. Şimdi aslında şıklara bakmadan da burada neden bahsediliyor daha çok arkadaşlar? Ninniler neyden bahsediyor? Ninnilerin konusu ne? Ve ninniler hangi zamanlarda söyleniyor? Yani işlevi. Bir bakalım. Ninnilerin tarihsel gelişimi, hayır, tarihle ilgili, yani geçmişten günümüze ne zaman başladığı, nasıl devam ettiği ile ilgili bir bilgi yok. Ninninin çocukların eğitimine katkısı, sadece çocuklardan bahsetmemiş, başka şeylerden de bahsediyor arkadaşlar. Ninnilerin konuları ve işlevleri, evet bu olabilir, çünkü ne demiştik biraz önce? Ninniler ne demiş? Anne gün olur bebeğin ağlamasına, yüreğinin parçalamasına, gün olur evladından gelecekte dinlediklerine, gün olur gurbete para kazanmaya giden eşinin hasretine. Konular bu. İşlevleri ise neydi? Biraz önce anlattığımız hangi amaçla yazıldığıydı. O zaman cevabımız daha çok C'de bulabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 7. soruyu da yapmış oluyoruz. Bu metnin dil ve anlatım özellikleri ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi şıklara şöyle bir bakacağım. Konuşturma cümleleri, anlaşılması kolay bir dille yazılmış. Olay üçüncü kişi ağzından anlatılmış. Örneklemelerden yararlanmış. Evet, bunlara baktığımda hemen hemen tamamını aklımda tutabilirim. O zaman hemen metnime dönüyorum. Hoşça git dedi tilki. Vereceğim sır çok basit. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez. Küçük prens unutmamak için gerçeğin mayası gözle görülemez dedi. Tilkinin cevabı ise insanlar bu gerçeği unuttular. Sen unutmamalısın oldu. Şimdi okuduğumda hemen gözüme çarpan konuşma cümlelerini evet alabiliriz. Tilki ile prens konuşuyor. Anlaşılması kolay bir dille yazılmış. Yazılanları tamamen anlayabiliyoruz. Olay üçüncü kişi ağzından anlatılmış mı oldu gibi ifadeler var. Evet. Örneklemelerden yararlanılmış mı? Örneklemeler yok arkadaşlar. Örnekleme biliyorsunuz genelde açıklama cümlelerinde yazarın bahsettiği konuyla ilgili örneklerinin verilmesiydi. O yüzden cevabımız Denizli. Örneklemeleri göremiyoruz. Dokuz. Ceren'in domates, yumurta, çilek, bal ya da süte alerjisi vardır. Hangi maddeye alerjisi olduğunu belirtmek için yapısal testte bu yiyecekleri aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi iki farklı karışım şeklinde Ceren'e verilmiş. Yani domates, yumurta, süt, bunların karışımını tek tek değil de bunların karışımlarını yediği zaman var. Çilek, bal, süt yediği zaman, içtiği zaman yok. Peki buna göre baktığımızda
Ceren'i alerji yapan yiyecek aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi domates ya da süt. Domates yapıyordu ama süt yapmıyordu. İkisi birlikte olduğunda bunu bilemeyiz. Yumurta ya da süt. Yumurta var, süt yok. Bunu da bilemeyiz. Çilek ya da bal. Çilek ve bal, bu ikisi de yok zaten. Hangisi yapan yiyecekler diye soruyordu bize kesin olarak. Domates ve yumurta, evet, çünkü zaten domates ve yumurta alerjisi var sütununda yer almaktadır. Cevabımız Denizli olarak işaretliyoruz. Evet, 9 ve 10 diyordu. 10. sorumuz da bununla ilgili. Ceren'e aşağıdaki yiyeceklerden hangileri birlikte verilirse alerjiye neden olan besin doğru saptanabilir. Şimdi süt ve bal, ikisi alerji yapıyor muydu? Süt ve bal, hayır, bu olamaz. Devam ediyorum. Yumurta ve süt alerji yapıyor muydu? Yumurta ve süt, hemen bakalım arkadaşlar. İkisi birden olduğunda. Evet, yumurta ve süt, bunun ikisini alabiliriz zaten, alerji var sütunda yer alıyor. O zaman cevabımız Bolu. Kolay sorularmış arkadaşlar bunlar. 10. sorumuza devam ediyoruz. Yine 10. sorumuz da yukarıdaki şablonla alakalı. Ceren'e aşağıdaki yiyeceklerin hangileri birlikte verilirse alerjiye neden olan besin doğru saptanabilir. Doğru saptanabilir diyor. Hemen bakalım. Pardon. Süt ve bal. İkisi birden verildiğinde alerjiye sebep oluyor mu? Bakalım. Hayır, zaten bunlar yok sütununda. Tekrar bakıyoruz. Yumurta ve süt. Yumurta ve süt. Yumurta ve süt, evet, var. Bu, o zaman cevabımız Bolu arkadaşlar. Birinci sorumuzla devam ediyoruz. Bu metnin aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir? Şimdi böyle sorularda arkadaşlar, ilk cümle bizim için çok önemli. Hemen ilk cümleyi okuyorum. Kitabı elime aldığımda birçok duyguyu bir arada yaşadım. Şimdi birçok duyguyu bir arada yaşadım diyor ya, o zaman şöyle bir soru karşımıza gelmesi lazım. Kitabı elinize aldığınızda nasıl hissettiniz kendinizi, ya da hangi duygular içerisindeyiz gibi ifadeler olması lazım. Hemen bakalım aşağıya. İlk kitabınız beklediğiniz ilgiyi gördü mü? Hayır, onunla ilgili ilk bakışta verdiğimiz cevap yok. Okurlarınız ilk kitabınızı nasıl karşıladı? Okurla ilgili de bir şey vermemiş bize. Devam ediyorum. İlk kitabınız yayınlandığında neler hissettiniz? Kitabımı elime aldığımda birçok duygu bir arada yaşadım. Yani bir arada hissettim. İlk çocukluğumun doğumundaki gibi sevinç, heyecan, korku, beklenti bir aradaydı. Fakat sevinçle birlikte biraz tedirginlik de vardı içimde. İşte sevinç, tedirginlik, bunlar nedir? Hep hissiyatlardır. Cevabımız Ceyhan. Evet, 12, 13, 14, 15. sorularımız bununla ilgili arkadaşlar. Bu metinle ilgili. Şimdi ilk soruda diyor ki, metinde anlatılanlardan insan ilişkileriyle ilgili olarak hangisine ulaşılabilirdi? Hemen insan ilişkileriyle ilgili metnimizi okuyoruz. İzninizle sizinle ısınma teknikleri hakkında bildiklerimi paylaşmak istiyorum. Bir sobayı yakarken insan bir heyecanlanıyor. Gazeteyle mi tutuştursam, çırayla mı, kozalakla mı? Çala çırpı ne varsa atıyorsun içine. Tutuşunca pek güzel yanıyor, harıl harıl. Isını veriyorsun. O kadar çok yanması da iyi değil. Tütüyor, kapağını kısmak gerekiyor. Sonra yavaş yavaş geçmeye başlıyor ateş. Arada odun atıyorsun, yanmaya devam ediyor. Atmaz kendi haline bırakırsan hop sönüveriyor. Son çare olarak külleri eşeleyip tutuşturacak kor aramaya başlıyorsun. Sobanın suçu yok yani. Yakan odunu atan ya da atmayan sorumlu. İlişkilerde öyle arkadaşlıkla da, çocukla da, iletişimle de. İlk yıllarda pek bir şenlikli oluyor insan. İyi, harlı. Sonra odun atmayı bırakıyorsun. Şunların altını çiziyorum arkadaşlar. Sonra odun atmayı bırakıyorsun. Bir bakmışsın her şey soğumuş. Sen de kor eşeliyorsun habire. Sonra vay bu soba neden söndü? Söner.
Çık odunla oyun oyna her gün. Al gönlünü, sev, güzel sözler söyle çocuğuna mesela. Bak nasıl hızla yanıyor ateş. Çık, al gönlünü, onunla oyun oyna. Güzel sözler söyle. Bak nasıl hızla yanıyor ateş. Seviyor seni. Bugün bakın ilişkilerde odun atmazsanız sobayı yeniden tutuşturan mı, kor arayan mı, soğuk soba başında titreyen mi? Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Evet, hangisine ulaşılabilir diyor. Karşılıklı sevgiye bağlı olduğu. Şurada söylemiştik. Ne demiştik? Karşılıklı. Yani siz işte odun atarsanız ne yapar? Soba size karşılık verir. Eğer odun atmazsanız tabii ki ateşi söner. Sevgi de öyle. Siz sevgi gösterirseniz karşıdaki insana o da sizi sever. Bir defa biri alabiliriz. İletişim kesildiğinde ilişkinin soğuduğuna tabii ki biz bunu nerede görmüştük? Sevgiyi, ilişkiyi bir sobaya benzetiyordu. Eğer siz odun atarsanız karşılıklı olarak ilişkide bulunursanız ilişkiniz devam eder. Ama eğer sobaya odun atmazsanız ilişkiniz kesilirse soğur. Bir daha zaten tutuşmaz anlamında kullanılmış. O zaman cevabımız 1 ve Adana 1 ve 2 oluyor. Adana diyebiliriz arkadaşlar. 13. soru yine bu metinle ilgiliydi. Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sobanın yanmasına benzetilerek ilişkilerde nasıl davranılması gerektiği anlatılmış. Evet, çünkü ne demişti? Eğer siz sobaya odun atmazsanız ilişkiler söner. Atarsanız ilişkiniz devam eder. Bunu diyebiliriz. İnsanların ilişkilerinde kendilerini sorgulamaları istenmiştir. Tabii ki sadece sobaya bahane bulmamak gerekiyordu. Yani hani soba neden söndü gibi değil. Siz o sobayı odun attınız mı ya da ilişkilerinizi siz karşılık verdiniz gibi ifadeler olması gerekiyordu. Peki C'ye bakalım. Her şeyi kendi haline bırakmanın en doğru yöntem olduğunu savunulmuştur. Hayır tabii ki. Kendi haline bıraktığın zaman yani siz soba söndüğünde kendi kendine tutuşur ya da işte herhangi bir insanla iletişiminizi bıraktığınızda o kendi kendine gelir yine benimle iletişim sağlar, ilişkilerimiz kuvvetlenir gibi ifadeler diyemeyiz. O zaman cevabımız Ceyhan olur. Ceyhan bu nedir? Bunlarla ilgili bir söylemde bulunamaz. 14. sorumuz da yine bu metinle ilgiliydi. Bu metinde aşağıdakilerin hangisinde örnek yoktur? Ünlem anlamlı sözcükler, ikilemeler, öneri cümleleri, varsayım cümleleri. Şimdi ilk önce şöyle düşünün. Ünlem biliyorsunuz korku, heyecan, abartma, seslenme gibi ifadeler. İkilemeler en az iki tane sözcükten oluşuyor. Öneri cümleleri tavsiyeydi. Şöyle şöyle yaparsan iyi olur, yapmazsan senin için daha iyi olur gibi ifadeler. Varsayım cümleleri de öyle olduğunu zannetmek, farz edelim ki, varsayalım ki, düşün ki, farz et gibi ifadelerin bulunduğu cümlelerdi. Hemen yukarıda bakalım bunları arkadaşlar. Öneri cümleleri, şurada mesela şey demişti, çık onunla, oyun oyna her gün, al gönlünü, işte şunu şunu yap mesela gibi ifadeler. Peki ünlemli cümleler, şurada görmüştüm. Bir soba yakarken insan heyecanlanıyor. Gazeteyle mi tutuştursam, çırayla mı, kozalakla mı? Hop diye ifade vardı. Hop sönüveriyor. Evet, bir şaşırma ifadesi, ünlem cümleleri. İkilemeler, en az iki sözcükten oluşan, mesela çalı çırpı. Bunlar ikilemedir. İkisi de anlamlı ifadeler. Öneri cümlelerini verdik, ikilemeyi verdik, ünlem anlamlı ama varsayım cümlelerini yukarıda göremiyoruz. Farz edelim ki şu şöyle oldu. Düşün ki yarın sınav ertelendi. Varsayalım ki yarın yağmur yağacak. Olmayan bir şeyi olduğu gibi göstermek varsayım cümleleriydi. Dolayısıyla cevabımız Denizli arkadaşlar. Evet, 15. sorumuz 15. sorumuzun yerine alternatif soruyu getirdim. Evet, 15. sorumuzun alternatifi Fide Çatı'nın alternatif sorusu. Bu metnin anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? C
Çevre kirliliğinin en önemli kaynaklarından biri olan naylon poşetler petrol kaynaklarından yapıldığı için küresel ısınmadan önemli rol oynuyor. Bu maddelerin toprağa, suya karışmasıyla besin zincirini kirlettiği gibi denizleri kirleten naylon poşetler nesli tehlike altında olan türlerin de yok olmasına neden oluyor. Doğada uzun yıllar kalan çözülmeyen ürünler arasında yer alan cam şişe 4000 yıl, pet şişe 400 yıl, sakız 5 yıl gibi sürelerde çözündüğü tahmin edilirken doğada çözülmesi daha hızlı olan gazete kağıdının 3 ay, elma çöpünün ise 2 ay gibi sürelerde çözündüğü biliniyor. Şimdi arkadaşlar bu bir bilgi veren metindir. Dolayısıyla burada neler var? Örneklemelere başvurulmuş. Şu son cümlelerde örneklemeler görüyorsunuz arkadaşlar. İşte cam şişenin 4000 yıl, pet şişenin 400 yıl, işte sakızın 5 yıl, elmanın 2 ay gibi ifadeler. Örneklemeyi görebiliyoruz. Peki karşılaştırmalarda çevre kirliliğinin en önemli kaynaklarından diyor. En önemli kaynaklar diğer kaynaklara göre diyor. Burada da bir karşılaştırma cümlesini görebiliyoruz. Peki neden sonuç cümleleri vardı zaten. Ne demişti? Bu maddenin toprağa suya karışması da besin zinciri kirlettiği gibi denizleri kirleten naylon poşetli nesli altında olan türlerin de yok olmasına neden oluyor. Evet burada da var zaten arkadaşlar. Ama benzetme cümleleri yok. Şimdi benzetme cümleleri zaten daha çok öyküleme, işte betimleme gibi betimleme cümlelerinde oluyor. Ama bu bir açıklama metnidir. Bilgi veren bir metindir. Bilgi veren metinlerde benzetmelere rastlanmaz. Dolayısıyla cevabımız Bolu oluyor arkadaşlar. Evet, alternatif sorumuzda geçtikten sonra 16. sorumuzda devam ediyoruz. Bu parçadaki numaralandırmış cümlelerdeki virgülün işleviyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede virgül özneden sonra kullanılmıştır. Bakalım. Bir dünya garibi olan ben kabalıktan uzak bir köyde dünyaya geldim. Dünyaya geldim. Birleşik fiil arkadaşlar. Kim dünyaya geldi? Bir dünya garibi olan ben. Bu özneye ayırmış. O zaman buna dikkat edebiliriz. Doğru. Benim ikinci okuyalım. İkinci cümledeki virgül ara sözü ayırmak için kullanılmış. Benim memleketim yani şehre ve yola en uzak olan yer. Şehre ve yola uzak olan yer. Rüzgarın önderliğinde su ve kuş seslerinin konser verdiği bir yerdir. Neresi? Benim memleketim. Yani şehre ve yola uzak olan yer. Bu bir ara sözdür. Ara sözü de ayrılmış. Doğru. Üçüncü cümledeki virgül sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmış. Hemen bakıyoruz. Şehirdeki çocuklar arabaları sayarlarmış. Arabaları sayarlarmış. Evet arkadaşlar sayarlarmış. Biz bir ağaca kaç kuşun konduğunu sayardık. Sayarlarmış sayardık. Bu da nedir? İki tane yükleme ayırmış sıralı bir cümle. Bu da doğru bir ifade. Dördüncü cümledeki virgül anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasında kullanılır. Hemen okuyoruz. Otlamaktan dönen inekleri, kümesten çıkan tavukları, köy asilzadesi kedileri saymaca oynadığımız olurdu. Şimdi otlatmaktan dönen inekleri, kümesten çıkan tavukları bunlar eş görev sözcükler. Eş görev sözcüklerin arasında biz virgül kullanırız. Ama bize diyor ki anlama güç kazandırmak için dediği örnek verelim. Akşam, yine akşam, yine akşam gibi ifadelerin arasında anlama güç kazanmak için biz virgülü kullanırız. O zaman cevabımız Denizli oluyor. Evet, yazım yanlışıyla yine karşımızda arkadaşlar denememiz. Nerede yazım yanlışı vardır diyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Evet, bayramlar, kurumlar, kuruluşlar, dönemler, tarihler bunlar büyük harfle yazılır. Doğru bir kullanım. Burada bir sıkıntımız yok. Ama arkadaşlar, cumartesi günü yapıldı. Cumartesi olmaz. Çünkü biz günü ay, yıl, tarihle birlikte kullandığımızda. Mesela 21 Mart Cumartesi deseydim Mart ve Cumartesi'yi
büyük yazardık. Burada yanlışlık olmuş. Cevabımız direkt Adana. Ama diğerlerine bakalım. Antep fıstığı doğru bir kullanım. Bir sıkıntımız yok. Kilometrece yol giden arkadaşlarım vardı. Ankara'ya giderseniz Atatürk Orman Çiftliği. Bu da doğru. Burada bir sıkıntımız yok. Varlık Dergisi. Arkadaşlar dergiyi, gazeteyi biz küçük yazıyorduk. Yalnız sadece Milli Gazete ve Resmi Gazete. Bu gazetelerin adı Milli Gazete Gazetesi, Resmi Gazete Gazetesi olduğu için sadece onlarda biz gazeteyi büyük yazıyoruz. Diğerlerini gazete ve dergileri küçük yazıyoruz. Burada bir sıkıntımız yok. Cevabımız dolayısıyla Adana. 18. sorumuz, bu cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümle sadece yüklemle oluşmuştur diyor. Bakalım, anlayışlı olmaya en çok ihtiyacımız olan günlerdeyiz. Günlerdeyiz, olan günlerdeyiz, ihtiyacımız olan günlerdeyiz. En çok ihtiyacımız olan, anlayışlı olmaya en çok ihtiyacımız olan günlerdeyiz. Bunun tamamı yüklemdir. Çünkü neden arkadaşlar? Bakın, sıfat fiil grubu, zarf, bakın bunlar zarf grubu, isim fiil grubu, anlayışlı olmak, burada sıfat var. Bunlar tamamen gruplardan oluşmuş yüklem. Bu doğru. İkinci cümlenin ögeleri nesne, yer tamlayıcısı yüklemdir. Sorumluluklarımızı başkalarına yüklemeyelim. Yüklemeyelim yüklem. Kim biz? Biz neyi yüklemeyelim? Sorumluluklarımızı. Neyi kimi sorusu bize nesneyi veriyordu. Belirtir nesne. Kime yüklemeyelim? Başkalarına. Bu da nedir? Yer tamlayıcısı. O zaman bu şıkkımız da doğru. Üçüncü cümlede altı çizili söz grubu cümlenin nesnesidir. Paylaşma duygusu mutluluğun ham maddesidir. Mutluluğun ham maddesidir. Bunun tamamı yüklem. Mutluluğun ham maddesi olan ne? Paylaşma duygusu. Bu özne. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kim sorunun cevabı yoksa ilk ne sorusunun cevabı öznedir. O zaman bu yanlış. Peki D'ye bakalım. Pokemon Go oyunu güncellendi. Güncellendi yüklem. Güncelleyen kim? Belli değil. Bu aynı zamanda edilgen bir çatı. Peki güncellenen ne? Pokemon Go oyunu. Bu o zaman nedir arkadaşlar? Özne. Yani sözde özne hatta. Şöyle yapalım. Sözde öznedir. Cümlenin öznesi olduğu için bu da doğru. Cevabımız Ceyhan. Evet, son iki sorumuz kaldı. Sıfat fiil kullanılmamıştır diyor. Hemen fiilimsileri bir hatırlayalım. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. Bunlara bakalım. Anası mezar dikecekmiş gibi formülize etmiştik biz. Sana bakmak, toprağa bakmak kadar güzel isim fiiller var. Sert şarkılar vardı yanaklarında. Burada sıfat fiil göremiyorum ama diğerlerine bakalım bir. Ve günlerin gecelerin dışında yaşayan adamlar, yaşayan adamlar, burada sıfat fiiller. Rüzgarda uçan tüy bile, uçan tüy burada da var. Bir dikili ağacın bile yok yeryüzünde ama bir memleketim var sevilecek. Şimdi arkadaşlar bu devrik bir cümle. Bir ama sevilecek bir memleketin, sevilecek bir memleketin. Bu devrik cümle olduğu için burada da bir sıfat fiili görebiliyoruz. Ama A şıkkında sıfat fiil yok. Cevabımız Adana. Evet, son soru. Gördüğünüz gibi bir bilgilendirici metin var. Bu metinle ilgili büyük ihtimal bu görsellerle ilgili sorusu olacak. Hemen bakalım. Bu metinde anlatılanlara göre aşağıdaki resimlerin hangisi bu akımın bir temsilcisi tarafından çizilmiş olamaz? Empresyonizme tepki olarak doğan akımlardan biri de ekspresyonizmdir. Bu akımda nesneler görüldüğü gibi değil, sanatçıda bıraktığı etkiyle resmedilmiştir. Duyguların ve iç dünyanın önem kazandığı bir sanat akımıdır. Sanatçılar resimlerindeki ifade gücünü anlatabilmek için deformasyonlar yapar. Doğayı kendi estetik anlayışlarına göre yeniden düzenler. Modelin rengini göründüğünden daha kuvvetli olarak ifade ederken biçimlerde deformasyona başvururlar.
Şimdi zaten şurada demiş ki duyuların ve iç dünyanın önem kazandığı bir sanat. Duyuların ve iç dünyanın dediği için o zaman bu tamamen hayal ürünü olması gerekiyor. Bir bakalım, bu bir hayal ürünü olabilir A şıkkı. B şıkkı da hayal ürünü olabilir. C şıkkı da gördüğünüz gibi karma karışık, bu da hayal ürünü. Ama D şıkkı tamamen gördüğümüz herhangi bir şeyin çizimi olabilir. O zaman cevabımız arkadaşlar D şıkkı. Evet arkadaşlar, bugünkü denememizin de sonuna geldik. Umarım netleriniz güzeldir. Bir dahaki denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.